Selamlar arkadaşlar. Şimdi borsa konuşacağız. Borsada ne oluyor? Nereye gidecek? Nereye gelecek? Bunu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bazıları soruyor takipçilerin. İşte şu haber şöyle gelir, bu haber böyle gelir, şu ne olur, şu ne olur. İşte Modis Türkiye'nin notunu şöyle yaparsa, şöyle Fitch de şöyle yaparsa. Arkadaşlar bunlar geçin Fasafisu Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin 5-6 kat aşağısında yön aşağıya baksa ne olur yukarıya baksa ne olur zaten bir alta indiğin zaman aşağısı yok yani yön aşağı baksa ne olur yukarıya baksa ne olur şimdi onları geç. bazı notlar aldım cevaplar vereceğim bu Bo borsa ile ilgili konuşacağız arkadaşlar bu cevaplar size ilginç gelebilir şimdi kimisi diyor borsa alttan alıp borsada yabancı alttan alıp yukarıdan mı satıyor yani bu kuruluşların cevabının ne vereceğini biliyor. Oraya kadar yukarı çekecek. Orada zaten beklenti gerçekleşmiş olacak. Yukarıdan verecek. Yine mi düşürecek diyor. Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Şimdi adam diyor ya ABD'ye akışı ne olur? onu olur? bunu ne olur? Ya mübarek ABD'de yatırımın var mı? Benim var. Senin ABD'de bir kere yatırımın yok. Sen burada konuşuyorsun. ABD şurada ne olur? O ne olacak? O bu bize etkin olacak. Yok Kızıldeniz ne olacak? Yani çok Alavere dalavere'ye girmeyin arkadaşlar. Bu borsada çok alavere dalavere'ye girmeyin. Beyninizi sulandırmayın. Her şeyi düşünmeye çalışmayın. Yani bizim size öğrettiğimiz bir şey var. Yani bunu uygularsanız zaten kazanacaksınız ya. Yani bunu uygulamıyorsunuz. Borsa neyi fiyatlıyor? Bilmiyor. Yani herkes bunun peşinde. ne yapıyor? Yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek? Yani ne yapıyor? E benim gördüm işte sene, geçen senenin başından yaza gelene kadar hazirana gelene kadar 3 kere zikzak yaptı. Şöyle ana zikzak. Aşağı indi. Çıktı. Bir daha indi. Çıktı. Üçüncü de indi. Ondan sonra döndü. Yaz boyunca ralli yaptı. E şimdi ne yaptı? Bir indi. Çıktı. Bir daha ikinciye indi. Şu an yine çıkıyor. Bir daha üçüncüye iner mi? Daha aşağılara iner mi? İnebilir. Yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Bura Türkiye. Efendim ne yapacağız? Ne yapacağız? Anlatacağım. Ne yapacağımızı anlatacağım. Yani en çok yanılgı. Yani sen nerede yanılıyorsun? Bunu söyleyeceğim sana. Sen diyorsun ki ya ben birini takip edeyim. O bir şey söylesin. 5 kat, 10 kat, 2 kat, 3 kat kazanır. Ben hiç 2 kat, 3 kat kazanmadım arkadaşlar. Öyle bir şey yok bunlar kazanıyorsun da başka bir yerde kazandığını geri veriyorsun. Şimdi böyle insanların peşinden koşuyorsunuz. Bu tamamen yanlış. İşte o adam 3 kat kazandırıyormuş borsada o üstad onun peşinden koşalım. Öbürü 5 katmış ya onu da dinleyelim. Şu da şu 6 katmış o da dinleyelim. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yok 20 kat gidecek ise yok 10 kat gidecek ise böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Yani sizin kaçırdığınız nokta bütün noktaları kaçırıyorsunuz. Yani böyle bir dünya yok. İşte efendim ben çıkıyorum. Ben portföyümü dolar bazda yüzde yüz arttırdım. Adam bunu diyor. Şimdi bu adam eğer 1 milyon doları varsa portföyünü yüzde yüz arttırıyorsa 11. senede Türkiye'nin en zengin 10 kişisi arasına girer. 80 milyon insanda ilk ona girmek kolay olmayacağı için o kişi de giremeyeceği için demek ki öyle bir kazanç yok. Biri der ki ben dolar bazında %100 kazanıyorum. Biri der %200 kazanıyorum ben borsadan dolar. Biri der %300 kazan. Ya arkadaşlar böyle şeylere dikkat ettiğiniz sürece böyle şeyleri duyup da döndüğünüz sürece sizden adam olmaz. Ya o kazandı ben de kazanacağım. O kazanmadı ki seni kandırdı. Yani ben hikaye anlatayım size. Mesela ben üniversite üniversiteye giriş için lise yıllarımda üniversiteye hazırlık yapıyoruz. Denemelere giriyoruz. İşte bazı arkadaşlar var. Full matematik yapıyor. Çok iyi yapıyor sorulara. İşte şuraya kazanacağım, buraya kazanacağım diyor. Full yapacağım hepsini falan. Arkadaş sınava giriyor çocuk. Çıkıyor. Çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Sınav sonucu bir açıklanıyor. Hiçbir yeri kazanamamış. Hiçbir yer yok ortada. Puan yok. Ya sen her şeyi full yapıyorsun. Okulda arkadaş biliyorsun. E niye sınavda kazanamadın? Ya işte kaydırmışım kaymış. Kaymış şıklar kaymış hepsi yalan et. Ertesi sene yine giriyor. Yine aynı şey. Sınavdan çıkıyor. Çok gittim. Full yaptım. Her şeyi kazanacağım. Sınav bir açıklanıyor. Hoppa yine bir şey yok. Yani insanlar kendilerini öyle bir yani alıştırıyor ki yani mesela adam e, dolar bazında yüzde iki kaybediyor. Sonra yüzde yüz kazanıyor. Diyor ki o 200 kaybettiğini görmüyor. Sonra o %100 kazandığını sana bana anlatıyor. E şimdi adam böyle ya arkadaş dolar bazında %100 kazanıyorsan 1 milyon doların varsa 11. senede 2 milyar doların oluyor. En zengin 10 kişi. Öyle bir 80 milyon insan o en zengin 10 kişinin içine giremeyeceği için kolay kolay öyle bir şey kolay olmadığı için öyle bir kazanç da olmaz arkadaşlar. Onu kazanacak olsa o adamın hisselerine yatırım yaptığın adam kazanır. Çünkü daha çok hisse onda olduğu için sen ona yatırım yapıyorsun. O daha çok kazanır. O kazanır ilk önce. O zengin kazanır. Tamam mı? Öyle bir dünya yok. Yani sizin anlamadığınız nokta burası. Biz ne diyoruz size? Yüzde otuzlara, yüzde kırklara tamah edin. Yüzde yüzlere, yüzde iki yüzlere tamah etmeyin. Öyle bir dünya yok. Yüzde iki yüzlük bir dünya yok. Tamam mı? E, efendim nasıl var? Nasıl ne nasıl bir dünya var onu da söyleyeyim. Bu işin en üstadı en çok kazananı bu borsa işinin en çok kazananı dünyada Amerika'da biri milyarder. Onun kazancı yıllık yüzde otuz oluyor. Yüzde otuz arttırıyor servetini. Yüzde otuz yüzde üstüne çıkmıyor. Yani öyle yüzde kırk kazandıran yok. Sana birileri telefonu aç açıyorsa videoyu şöyle yüzde iki kazandırıyorum diyorsa sen bir kere yanlış yollasın. 20 kat gidecek hisseyi söylüyorum diyorsa yanlış yollasın. Ya efendim hisseyi açıyor işte 20 kat gitmiş diyor. Ya arkadaşım ben de o zaman arsa aldım. 200 kat gitti. Aldım fiyat bugünkü ederi 200 kat. Ha, ona bakarsan 200 kat kazandım ben de Yani konjektür olarak düşünmeniz gerekiyor. Arkadaşlar yanlış düşünüyorsunuz. Servetimi katlayacağım katlayamazsın katlayamazsın. Borsada katlayamazsın. Tamam mı? En çok kişi kazanan kişi Amerika'dadır. O da %30 ve altına kazanıyordur bir senede. Öyle sizin dediğiniz gibi dolar bazında 2'ye katlıyorum, 3'e katlıyorum. Ben çok iyiyim. Hadi onu da izleyelim. Biz de katlayalım. Öyle yaparsanız şafa oturursunuz. Şimdi iki kez e, bizim burada size anlatmak istediğimiz asıl mesele e, bölmeniz, kendinizi bölmeniz. Yani yüzde kazanamayacağınızı biliyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Yüzde yüzün altı, yüzde elli o da çok. Yüzde benim tavsiyem yüzde kırkın üstüne çıkmayın. Yani bir yatırım hedefiniz olsun. Oradan yüzde kırk kazan. O, o, bilen çok. Yüzde otuz bilen yeter. Efendim bunu nasıl yapacağız? Efendim işte bir kere yüzde kırk kazandınız. 6 ay olarak bölün kendinizi ya 3 ay bölün ya 6 ay bölün bir senede ilk 6 ayında bir %40, ikinci altında bir bir de %40. 2 tane %40 ne yapar? %96 yapar. Zaten siz %100 kazanmış oluyorsunuz. 2 kere %40 yaparsanız. Önemli olan %40'ı alıp çıkmaktır. Eğer alıp çıkmadın, sonra düştü, sonra karlarını geri verdiyse, o işin anlamı kalmıyor. Yani mesela bir hisse Mesela örnek veriyorum. Tukaş zirveyi görmüş. Tukaş'tan daha yeni baktım. Tukaş zirveyi görmüş. Zirveden yüzde 44 düşmüş arkadaşlar. Zirveyi görmüş. Zirveden yüzde 44 düşmüş. Şimdi bu adam zirvede elindeyse sonra düştüyse yüzde 44. Bu zararını e, kapatabilmek için no, ne kadar beklemesi gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Bu adam zararını kapatabilmek için hissenin yüzde 80 yükselmesi gerekiyor. Yani zirveden aldıysa yanlışlıkla 2-3 ay önce bizim çıkı, çıkıyor bay bay dediğimiz zamanlarda borsadan çıkıyorum dediğim zaman bu gidip de tukaşı zirveden aldıysa bugün yüzde 44 düşmüştür daha da düştü de bugün biraz daha yükseldi yüzde 44 yani bu adam tekrar bekleyecek eski zirvesini gelene kadar arkadaşım gelene kadar eski zirvesine yüzde 80 atması lazım e, bizim hedefimiz ne kazanç hedefimiz yüzde 44 yüzde 40 yüzde 40 alınca çıkacağız Bizim hedef yüzde 40. Bu öyle bir kaybetmiş ki hisse daha yüzde 80 yükselirse ancak o kayıplarını telafi edecek. Ha. Demek ki işi zor. İşi zor. Ha. Sen işte yüzde 40'ı tamah etmeyip yüzde yüzleri tamah ettiğin zaman böyle zirvelerden alırsın. Çok ciddi zararlara da girebilirsin. Demek ki arkadaşlar yatırım düşüncenizi baştan sona değiştirmeniz gerekiyor. Yani bizim hedefimiz neymiş? Yüzde 40'mış. Efendim bu nasıl olur? Ee, çok güzel olur. Çok da kolay olur. Şimdi borsa aşağı mı gidecek, yukarı mı gidecek? Yani siz bunu niye dert ediyorsunuz? Aşağı mı? Aşağı gitsin, yukarı gitsin. Yukarı giderken de girer girerim. Yalnız ben giriyorum, düşüyor. Kay kaybediyorum oluyor. Aşağı giderken de girerim. Niye? Her türlü girerim arkadaşlar. Çünkü hiç girmemişim. %30 düşmüş, %40 düşmüş bir sürü hisse var yani. Güzel hisseler 30-40 düşen bir sürü hisse var. İstediğim yerden girerim. Çünkü ucuzlar mesela Tofaş ucuz ya para kazanmayacak gelecekte o ayrı konu ama ucuz bir sürü mesela Sasa bugün dipleri gördü. Yani dipleri yaptı yani şu an bugünlerde yapıyor. Ya ucuz ucuz Sasa da ucuzlamaya başladı. Heh. Şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bizim burada hedefimiz kaç? %40. Ya kardeşim hisse %44 düşmüştü kaç? Sen bunu al. %40 yükselsin. Zirveye gelmiyor zaten. %80 yükselirse zirveye gelecek. %40'ını al. Çık buradan. He. Tukaş hızlıca yükseldi. %40'ını aldın mı? Sattın mı? Başka bir hisse yükselmeyen hisseye girersin. O da yükselir. Oradan da %40 alırsın. Yani hisseler yükselme moduna girdi mi arkadaşlar? Yani benim size tavsiyem şudur. Borsa genel anlamda düşüyorken bütün hisseler düşer. Genel anlamda yükseliyorken hepsi yükselir. Ama yükselirken Bazıları yükselmez. Böyle çok uyuz hissedir, küfür ederler ona yükselmiyor diye. İşte onlar fırsat olacak. Niye? Onlar en son yükseliyor. En son. En son gelirden gelen yükselen onlar da yükselecektir. Yükselmek çok yüksel... Sen ilk önce yükseldi yani yükselen hisselerde yüzde kırkını aldın mı? Sonra yükselmeyen hisseye bir gir, O da yükselecektir. Ondan da bir yüzde kırk alırsın. Sen zaten seneyi kapattın. Yüzde yüzden seneyi kapattın. Daha ne istiyorsun? Ha, Efendim hep öyle olmuyor işte. Borsa 6 ay düştüğü oluyor. Arkadaş borsa 6 ay düşüyorsa dolarda durursun. Dolar artar. Yani sene başından şeye kadar dolar arttı. Yani sonra borsa arttı. Yani sırayla. Yani illaki şunu demeye çalışıyorum. Yani borsa 6000'e de gitse, 8000'e de gitse, 8000'e de gitse girilir. Oradan %40 daha %30 40 daha yükselir. 6000'e e gidecekse oradan da %40-30 gelir. 6000'e gidip %40-30, 6-7000'lere gidip yukarı %40-30 o zaman %99.9 kazanacaksın. Yani 6800'lerden girdiysen oralar dip zaten. Oralardan girdiysen %99.9'dan 9 bütün hisselerden %40 alıp çıkarsın. Ama 8000'lere gitti. Oradan girdin. Hava olumlu. Yine gitti 11 bin lira. Yine bir yüzde 40 alırsın arkadaşım. Yine alırsın. Alırsın. Her halükarda alırsın. E demek ki bizim burada ya bugün ne oldu? Şu gün ne oldu? Şu haber ne oldu? Bu veri akışı ne oldu? Hemen girelim. Hemen çıkalım. Bunlara bakmamıza gerek yok. Bizim burada hedefimiz yüzde 40 ise hiçbir sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? Bizim hedefimiz yüzde 40 kazanmaksa zaten üstte de gitse ralli başlatınca üstten de başlasa o yüzde 40 rally'nin içinde bir şey kalıyor. Alta inerse bu sefer %100 gittiği zaman yine rally'nin içinde kalacaksınız. Arkadaşlar her halükarda kazanacaksın. Burada önemli olan Zirveye gidip zirveye gidip zirvedeyken sen buraya girersen o zirveden yüzde 40 düşerse 45 düşerse tekrar aynı zirveye girmesi için senin yüzde 80 para kazanman lazım. Demek ki demek ki arkadaşlar buradaki bizim yüzde 40 mantığı çok önemli bir mantık. Yani yüzde 40'ı bir kere al. Sonra başka bir hisse de varsa aynı süreç içinde mesela ilk ay bir hisseden alırsın, ikinci ay bir ise üç aylık bir halde olur. Ne olur? iki kere yüzde 40 almışın seneye kapat yeter. Allah bereket versin. iki kere yüzde 40, yüzde 96 bileşik anlamda. Ancak yani ancak işte siz şöyle düşünüyorsanız, ben bir alacağım da 6000'lere gelecek, oradan %100, %200 kazanacağım derseniz, yani büyük ihtimal siz 8000'lerden alırsınız, 6000'lere düşer. 6000'lerden alanlar tekrardan kazanır, siz tekrar 8000'lere gelir, 9000'e gelir. Siz cüzi bir şey kazanmışken o adam komple kazanır, bir senede geçer, aradan bir senelik fark geçer, bir senede %100 enflasyon vardır. Sen yüzde on kazandım diye sevinirken bak zarar edecektim ama kazandım bak yüzde on da olsa kazandım derken adam yüzde seksen yüzde doksan kazanmıştır. Enflasyona yenilmemiştir. Sen enflasyona yenilmişsindir arkadaşım. Burada borsada para kazanmak para kaybetmek diye bir şey yok. Yani siz yanlış algılıyorsunuz. Para kaybediyorsanız borsada kumar hisselerine giriyorsunuz demektir. O ayrı. Borsada para kaybedilmez. Borsada zaman kaybediyorsunuz siz. Zamanın parasını kaybediyorsun. Yani 2021'de diyelim 100 yani iki, benim kardeşime örnek vereyim. 2020'de 100 bin lira para verdim. Sıfır araç parasıydı. Ne yaptı? Bir tane spek hisseye girdi. E, kazanıyoruz kazanıyoruz. 30 liradan 300 liraya gidecek derken 50 bin lirasını yedirdi 2020'de. Sonra 2021'e geldi. 2021'de ne oldu arkadaşım? Yok yine kazanamadı. 2022'de o artık 50 bin lira kazandı. O kaybettiği parayı kazanmış oldu. 50 bin lirası vardı ya yani onunla tekrar geride 2022'de kaybettiği parayı kazanmış oldu. Ancak sen şimdi 2022'de bir sıfır arabanın parası 1 milyon. Sen şimdi 2020'de yarım sıfır araba 500 bin lira kaybettin. 2022 yılında 50 bin liranın geri aldın diye seviniyorsun. Yani şimdi e, önemli olan bu zaman. Yani zaman da önemli arkadaşlar. Yani sen bir sene iki sene önce paranı kaybedip bir sene iki sene bekledik o geri aldım parayı daha da kazandım üzerine iki katına çıktı dersen o komple yanılgıdır. Hele enflasyon yüksek, yüksek ortamda komple yanılgıdır arkadaşlar. Yani gidip de spekülasyon yapılan yani böyle tavan tavan gitmiş 10 kat gitmiş piyasa defter değeri 5'in üzerine çıkmış olan hisselere gidip oynuyorsanız burada FK'sı 10'un üzerindeki hisselerle oyun oynuyorsanız hatta FK'sı 60'larda 50'lerde 40'larda olan hisselerle oyun oynuyorsanız sonra kaybederseniz çok ciddi bir şekilde ne olur ne olur ondan sonra bir sene iki sene 3 sene beklersiniz ondan sonra kazanırsınız o parayı. Ama o sizin kazandığınız para 3 sene öncekinin dişinin kovuğu bilen olamaz arkadaşlar. Onun için borsada istikrarlı kazanmak, kısa vadede kazanmak önemlidir. Uzun vadede değil. Borsanın artacağı zamanlarda borsada beklemek mantıklıdır. Düşeceği zaman da borsada durmayacaksın. Bu kadar basit. Eğer borsada düşeceği zaman duruyorsan ve diyorum ya sen %44 düşürürsün hissene. Tekrar aynı seviyeye gelmek için yüzde 80-85 yükselmesi gerekiyor. Kolay kolay yükselmiyor arkadaşlar. Bakın bir tane hisse söyleyeyim. Kızılbük 90'lara yüzlere gitti. Sonra 17'lere gitti. Geçen haftalarda 17'lerdeydi. Hani 80-90'dan aldıysan bu hisseyi geçmiş ola. Onun için arkadaşlar böyle spekülasyon hisselerine giriyorsanız yani spekülasyon dedim 90 spekülasyon da o hisse için 17 ederiydi. Anlatabiliyor mu? Ya i̇lk önce spekülasyon oldu. Sonra düşe 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 ederine geldi. Mesela ee, başka bir enerji hissesi de söyleyeyim. Cante. O da aynı. O da yükseldi yükseldi yükseldi. Bir spekülasyon oluştu. Sonra düştü 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 düştü. Anca ederine geldi. Şimdi ederi arkadaşım. Ederinde alırsan ve yükseliyorsa kar yaparak yükseliyorsa bu iş mantıklı. Ama sen ederinin 5 katına çıkmış ortak olmuşsan sonra düştüyse kusura bakmayın uzun bir süreç paranı geri alamayacaksın demek. Uzun bir süreç. Uzun kısa da değil. O uzun süreçte enflasyon varsa o enflasyon daha da kötü yapacak seni. Onun için bizim burada anlattıklarımız çok önemlidir. Hedeflerinizi %40'a koyun. %100'e koymayın hiçbir zaman. Yani %40'a koyun. Rally geldiyse, rally değilse bir kere %40 aldığın zaman öbürüne geç. Efendim benim aldığım hisse 5 kat gitti. Hissin, ben sayası aldım 22'lerden 150'lere gitti. 5 kat gitti 10 kat gitti. 5 kat gitseydim kazanacaktım. Bir ihtimal kazanacaktım ama ondan sonra da yarı yarıya düşüyor yani hisse. 60'lara gidip 20'lere düştü. Dolayısıyla 50'lere gidip 20'lere düştü. Sonra 20'lerden tekrardan 150'lere gitti. Sonra tekrar 70'lere 60'lara geldi. Hisse böyle oynar. E şimdi sen burada alman gerekeni alıyorsan. Gerisini boş ver arkadaşım. Gerisini de başka biri kazansın. Dolayısıyla zarar zarar yapma ihtimaliniz yüzde onsa ortak olun. Kar yapma ihtimaliniz ortak olmayın. Kar yapma ihtimaliniz pardon zarar yapma ihtimaliniz yüzde on. Kar yapma ihtimaliniz yüzde doksan ise oraya ortak olun. Hat ise yükselmiş zirvelere gelmiş. Borsa zirvelerde artık kar yapma ihtimaliniz yüzde on senin orada ortaklığını bitir. Zaten senin oraya kadar bekleme şansın yok. Niye? %40 hesabını yapıyorsan, sen oraya gelmeden terk etmen gerekiyor borsayı. Oraya kadar beklemeye gerek yok. Borsayı terk et, sonra bir daha fırsat gelir. Bir sene, iki sene sonra bir daha gelir. Evet arkadaşlar, herkese iyi günler.